birisi Hindistan'dadır, birisi Tunus'tadır, birisi Türkiye'dedir. Ya bu kadar geniş akraban var mı? Vallahi bütün ümmeti Muhammed benim kardeşimdir. Mümin müminin kardeşidir. Sen bunu anlamak için namaza bak. Sen bunu çarşıda pazarda anlayamazsın. Çünkü kandırmakla matuf, gafletle dolu, isyanla iştigal bu kardeşliği unutturduğu için anlayamazsın. Bu kardeşliği anlamak için hacca git. Yemenli orada, Hintli orada, Pakistanlı orada. Demek kardeşlerimiz Kabe'de belli olur. Bütün sülalemiz oraya gelir. Sen ise ey muhacir, mücahit olarak hac parasını nereye koydun? Vicdanına sor. Kardeşlerini ziyarete, Halik'in evini ziyarete gitmez. O masrafı nereye koydun? Vicdanına sor. Kimisi avanak kumbarasına atar. Çarcur, parpur, makineler gargır gargır türkü çağırıyor, atıyor, yutuyor, atıyor, yutuyor. Sofi'nin birisi var, şimdi buraya gidip geliyor Hamburg'dan. Tam 200 bin markı diyor, Şipil Halle dedikleri kumar makinesine atmış. Diyor, atardım, atardım da 10 mark kadar otobüs için ayırırdım. Ya bu 10 markla kazanılır derdim, onu da atardım, eve diyor kaç kilometreye yayan giderdim. Kardeşlerini görmek için paraları nereye harcayanlar vicdanında muhakeme etsinler. Vay benim vay! Müminler muhakkak umduklarına ermişler. O müminler ki namazlarında huşu bulunur. Namazlarında gözler sağa sola çevrilmez. Ayrıca Halik'a döndürülür. Bütün muradı Allahu Teala'dan başka olmaması lazım gelir. Kur'an-ı Mucizül Beyinat'ta Beyine suresinin 5. ayeti celilesinde halbuki müfessirin beyanına göre halbuki onlar pak muvahhidler olarak dini yalnız Allah'a tahsis ederek ibadet etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekata eda etmekten başka bir şeyre emir olunmadılardı. Bu ayeti kerimede bütün ibadetlerde şirkinlikleri terk, niyetin ancak Allah'a tahsisi, ihlasın bulunmasına, Allah için yapılmasına emri ilahi vardır. Şeriatta bir amel işlendiği vakit dünyadan ve ahiretten bir menfaat katmadan bütün ibadetini Allah'a tahsis etmek ihlastır. Namazda 7. faydası, 12 fayda var namazda. Şeytan ile mücadele ettirir. Mücadele ettirir. Nasıl? Bizim iki büyük düşmanımız vardır. Birisi nefse emmare. Allahu Teala Hazretleri Sure-i Yusuf 53. ayeti celilede Bismillahirrahmanirrahim ve ma überru ve ma überru nefsi innen nefse le emmareten bissu'i. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Zira nefis, emmare olan nefis kötülüğü fazlasıyla emreder. İkinci düşman melun şeytandır. Sure-i Fatır 6. ayeti celilede şeytan muhakkak düşmanınızdır. O düşman biliniz ancak kendi taraftarlarını cehenneme toplamak için sizi hevasata uydurur. İki düşmanla harp etmek namazda olduğundan mağlup olmakla cehenneme, galip gelmekle ilahi huzura kavuşulacağından en büyük cihat namaz olmuş olur. Çünkü namaz kılan hem nefsine karşı düşmanlık hem de şeytana karşı düşmanlığı yenmek suretiyle galip gelmiş olur. Allah-u Teala Sure-i Naziat 40-41. Ayeti celilede mealen Rabbinin makamından korkan nefsini boş şeylerden men edene gelince işte cennet onun durağıdır.
Şu halde nefsi boş şeylerde men etmek, alıp günde 5 defa Hakk'ın huzuruna götürmek en büyük cihattır. En büyük cihattır. Elimdeki kitap Kenz-i Mahfi, İsmail Hakkı Bursevi, Ruhul Beyan tefsirinin sahibi, bir hadisi kutsiyi yalnız şu kitapta anlatmıştır. Bir kitapta bir hadisi kutsi. Şimdi mübarek buyuruyor ki, insanoğlu şu dünya evinde, şu vücut evinde müfsit tabiatın islahına dair Rabbin emirleri vardır. Müfsit tabiat nefsin çirkinlikleridir. Nefse emmarenin en yakın arkadaşı şeytandır. Muhteremler, şeytan nefis sahibine ulaşır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin beyanıyla Ömer bin Hattab caddenin bir yönünden giderken ona musallat olmak isteyen şeytan caddenin öbür tarafından gidiyor idi. Şu halde şeytan bir evi, bir vücudu içine girerek ifsad etmek isterse çalacağı kapı nefsin kapısıdır. Müfsit tabiatla tabir edilen cesedin nefis kısmıdır. Allah-u Teala insanları bu nefsi terbiye etmekle mükellef kılarak kamil insanları göndermiş, tasavvufu aliye ile turuku aliye, tarikat aliyeleriyle nefsi emmareyi levvamiye, mülümeye, mutmainiye kadar yükseltmekle veli derecesine çıkmaya sebep kılmıştır. Şu halde şu namaz vücut iklimindeki nefis islah olmazsa şeytanla arkadaş olur. Nefis islah edilirse şeytan kapıyı çalacak bir delik, bir arkadaş evde bulamadığı için kötülükle insanı kandıramaz. Şu halde şüphesiz Allah-u Teala kendisine cennet vermek suretiyle canlarını, mallarını satın aldı ayeti celilesi, kelime-i mübareke olan ayeti celilesi malın ve canın Allah'a satılmasını ferman etmiştir. Canın Allah'a satılması ondan fena halini bulmaktır. Nefsin canın Allah'a satılması ondan fena halini bulmaktır. Fena hali yokluktur. Çirkinlik değil fena. Fena yokluk. Nefsin yokluk hali nedir? Kim güder? Merhamete çevirir. Gazap eder, merhamete çevirir. İsraf eder, cömertliğe çevirir. Şu halde nefsin çirkin sıfatlarını Allah'a yokluk deryasına girerek nefsin arzularını helala çevirirse canın satılması olur. Malın satılması ise onun uğrunda mal sarf etmek, mal satılması olur. Zahirde, dünyada tüfekle, topla, uçakla, kılıçla insan cesedi yok olur. Buna Muhammed Aleyhisselam küçük cihat buyurmuştur. Buna cismani yok olmak tabir edilir. Muharebeye girdi, tankla, topla, kılıçla, tüfekle öldürüldü. Maddi hali yok oldu. Zahirde böyle. Halbuki manevi alemde kılıçla, topla, tüfekle öldürülmek yerine ruhani olan terbiyetle nefsini Allah'a feda ederek arındıran kimse en büyük cihat olur ki ruhani yokluk küçük cihattan büyük cihata döndük hükmü bunun içindir. Demek ki kitapta diyor insan muharebede bir kere öldürülür. Nefis günde 1000 kere insanı ateşe götürmeye çalışır. Allah yolcusu nefsiyle muharebede ona karşı koymak için 1000 kere öldürülür. 100 kere şeytan gelir götürmek ister şerre.
Nefsi 100 kere onu şerre götürmek ister. Her birisi muharebede bir kere ölmekten daha elin bir azaptır. Onun için muharebede ölmeye küçük cihat, her gün Allah için nefse muhalefet, şeytana muhalefet ederek namaz kıldırmak gibi Allah'ın emirlerine yapışmak büyük cihattır. Onun için cihat yolunun en önemlisi vesiledir. Vesile, evlere kapılardan giriniz hükmüyle şeriata yapışmak vesiledir. Hakikata kavuşmak vesiledir. Gaye, ilahi ente maksudi rızayke matlubidir. Şu halde yedinci faydası, şeytanla nefisle daima namaz kılan muharebe halindedir. Büyük cihat halindedir. Onun için ayeti celilede Sure-i Naziat, Rabbinin makamından korkan nefsini boş şeylerden men edene gelince onun durağı cennet olacaktır hükmüne Allah razı olsun kavuşur. Yine Allah-u Teala Hedeketlerse Hazretlerin ayetiyle Sure-i Şems 9. 10. ayeti celile kurtuldu o kimse ki nefsini, kendini günahlardan temizleyerek takva yolunu tuttu. Muhakkak zarar gördü o kimse ki günah işlemek, isyana düşmekle yaratılışını, kendini noksan kıldı. Şu halde namazın hükmü bu ayeti celilede günahlardan temizlenmesi, günahtan iştinab ederek helal yolda ilerlemesi ancak nefsin şehvetlerle, mal sevgisiyle, ünvan ve şöhret sevgisiyle olan irtibatını kesmek, kulağından tutup Allah-u Teala'nın divanı olan namaza götürmekle olur ki işte nefis ile mücadelede, nefsi emmareyi yıldırmada en büyük cihat namazdır. Namazdan daha büyük muharebe, namazdan daha büyük muvaffakiyet, namazdan daha büyük inayet ve yardım nefsi öldürmede yoktur. Allah'ın en büyük inayeti nefsi öldürmede, nefsin riyazetlerle, tarikatlarla süluk ettirilmesinde gaye budur. Elimizdeki kitap fıkıh kitabıdır. 54 farz şerhi. Dikkat edilirse Hoca Efendi Gerede Müftesi Kemalettin Üstün Efendi Hazretleri ne buyuruyor? Namaz insanın nefsini ıslaha çalıştırır, ıslah ettirir. Nefis ıslah olmazsa sonunda yaptığı bütün ibadetleri helak ettirir, zayi ettirir. Bu sebeple en büyük alimler dahi nefsin riyazetleri kolay olup İslam neticesiyle tarikatta süluk etmişlerdir ki nefsinin cihatında galip olsunlar. 54 farz şerhi sayfa 55. Çünkü nefis ıslah olmazsa sonunda yaptığı bir hile ile bütün ibadetlerini zayi ettirir, İslam'dan dışarı çıkarır. Bu sebeple en büyük alimler dahi nefsin riyazetleri kolay olup ıslah neticesi hasıl olsun diye şeriata uygun tarikatlarda süluk etmişlerdir. İşte Hoca Efendi fıkıh kitabında hocam şahitlik etsin efendim, fıkıh kitabı olduğu halde nefsin ıslahına illa tasavvuf yoluyla olacağına devletli hükmetmiş ve bizi de teşvik etmiştir. 8. fayda, namazın en büyük kutsiyeti münacat kapısını açar. İnsan günaha gire ya Rabbim diyemez hale gelir. Bütün maddi sebeplerin arasında boğulur. Namaz kılarsa derdini fısıldayacak, açacak, Allah'ın huzurunu bulur. Tesbihatında, namazında, zikirinde, Kur'an'ında ya Rabbim, ya Rabbim, ya Rabbim diyerek
devamlı Allah'a münacatını arz ederek hiç bitmeyen bir dua haline döner namaz. Demek namaz müminin hiç bitmeyen bir duasıdır. Tekbir getirerek, Sübhaneke okuyarak, Fatiha okuyarak, Etteyyat okuyarak hiç bitmez. Elini açarak Ya Rabbim, Ya Rabbim, Ya Rabbim günde 5 defa. Akşamdan sonra Evvabin kılarsa 6, sabah kuşluk kılarsa 7, teheccüde kalkarsa 8, cumaya gelirse 9. Hiç bitmeden Ya Rabbim, Ya Rabbim kul Halık'la nurani kudreti ilahiye iltica ederek iltifatını kesmez, koparmaz. Namaz nedir? Kulun Allah'a hiç bitmeyen münacatıdır. Namaz kılan Ya Rabbim demekten utanmaz. Ama namazı terk et, Ya Rabbim diyeni göremezsin. Hastaneye düşerse o zaman aklına azıcık gelir. Hapishaneye düşerse azıcık daha aklına gelir. Kabire girince tam gelir ama o da fayda vermez. Kabirde tam hatırlar ama o hatırlamak nedamet değildir, pişmanlık değildir. Nedamet ve pişmanlık dünyada hatırlayıp tövbe kapısını açmakla olur iki gözüm Sofi kardeşler. Islandı benim vücut Hüseyin ağa. Ben sohbette devam edeceğim. Bu da benim havluyu değiştirecek. Siz dinlemeye devam. Yani bir iş bir işi mani değildir. Demek 8. Önce bir teçhizat hazırlanır. Adamı soyup çıplak koyacağına bir alet edevat getirilir. Bu acemi asker bu. Aleti hazırlamamış adamı soyuyor. Tövbe ya Rabbim, öğretmen bu da ya. Bunun okuttuğu talebe nasıl olur ne bileyim. Münacat demek iki dostun gizli konuşması demektir. İmam-ı Fahrettin Razi Hazretleri kulla Allah arasında gizli konuşmanın en güzel kutsiyetinin Fatiha-i Şerife'de olduğunu beyan buyurmuştur. Şunu bitireyim, şu Fatiha'yı bitireyim. Sabır Allah'tır, Allah kuvvet verir. İmam-ı Fahrettin Razi Hazretleri Sure-i Fatiha'nın tefsirinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak'tan hadisi kutsuyla rivayet ederek Resulullah şöyle buyurmuştur. Fahri Kainat buyuruyor. İmam-ı Fahreddin Razi Hazretleri de bunu tefsirine almış Fatiha'ya. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor. Ben namazı kulum arasında benimle ikiye ayırdım. Allah aşkına bunu dinleyin. Dinliyorsunuz da hele bir kulak verin ne kadar tatlı. Allah-u Teala buyurur. Ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım. Kul Bismillahirrahmanirrahim dediği vakit Allah-u Teala kulum beni andı buyurur. Buyur kulum. Buyur kulum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla haşa haşa namaz azameti ilahiyenin kapısını iftitah tekbirine basarak zil gibi çalar. Allahu Ekber dedi mi? Kim o? Allah! Abdin ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen o Allah'sın ki Rahman ve Rahim olan isminle başlıyorum. Buyur kulum. Ya namaz. Ya namaz. Ya ne kadar güzel Allah bilir. Ya bana arada şerbet ver. Boğazım şişmeye başladı kardeşim. Benzin koyalım arada bir bismillah. Kul Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuduğu vakit Allah kulum bana hamd etti. Beni Halik bildi. Errahman'ı okurken siz Allah-u Teala'nın nimetlerini tekzip edebilir misiniz? Saymakla bitirebilir misiniz? Hangi nimetini sayabilirsiniz? O Allah ki bütün nimetlerin Halık'ıdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cin alemi, melek alemi, arş, kürsi, gökler, melekler, nebiler, sinekler, böcekler, bitkiler, kavaklar, şeftaliler, develer,
bütün alemlerin Halık'ı, ya Rabbim bütün bunları kudretinle, nimetinle donatan sensin. Sana öyle hamd ederim ki ben de onlar arasında bir mahlukunum, bir abdinim. Er-Rahmanir-Rahim'i okuduğu vakit Allah kulum beni tazim etti. Rahman ve Rahim sıfatımla beni tazim etti. Birisiyle bütün canlıların rızkını verir, birisiyle ruz-u cezada ehli imanı mükafatlandırır. Kul Maliki Yevmiddin'i okuduğu zaman Allah kulum beni temcid etti, ululuğumu kabul etti, ikrar etti. Muhteremler, dünyanın maliki Allah, ahiretin malik gününün ahiretin maliki Allah'tır. Dünyada ihtiyarımızla, cüz-i ihtiyarımızla genişlik vermiştir. Biraz serbestlik vardır. Elmamı yiyeyim, çorbamı içeyim, işe mi gideyim, kardeşimin hastaneye ziyaretine mi gideyim gibi ihtiyar var, seçmek var. Maliki yevmiddin, maliki dünya olduğu halde Allah genişlik vererek, serbestlik tanıyarak ihtiyar sahibi bizi kılmıştır. Maliki yevmiddin, din gününde ihtiyar yoktu, seçmek yoktu, şunu yapayım yoktu. Kabire girdiğin gün bütün ibadetlerden çok kullar kesilir, müstesna kullar hariç. Bazı kullar kabirde Kur'an okur, bazı kullar kabirde namaz kılar, bazı kullar kabirleri gezer dolaşır, mübarek zikir halkalarına gelir. Bunlar muhayyer, mübarek, kamil ruhlardır. İmam-ı Celaleddin Suyuti kabir alemini açtığınız zaman görürsünüz ki misallerle bir duvar yıkılıp içine bakıldığında mübarek bir zatın kürsüde Kur'an okuduğu, önünde tatlı suların aktığı, ihtiyarın, o Kur'an okuyan kabirdeki ihtiyarın sur üflendi, İsrail üfürdü, kalkıyor muyuz dediği, hayır daha senin duvarın göçtü, dünya duvarın göçtü, kıyamet duvarı değil, öyleyse Kur'an'a devam edeyim dediği, peygamberlerin devamlı kabirlerinde, mezarlarında ibadet, taat ile ruhlarının serbest olduğu ve lakin diğer ruhlar kabirlerinde bağlıdır. O derece bağlıdır. Bazısı kabirde karış çarpı karışla bağlıdır. Kabirin eni bir karış, boyu bir karış, kabir bir karışa girer. Bazı ceset vardır, keserin sapının girdiği deliğe sokulur. Bazı kabir vardır, arşın çarpı arşın, bir arşın eni, bir arşın boyu. Bazı kabir vardır, göz alabildiğine çarpı göz alabildiğine. Bu taraf göz alabildiğine, ben hep İmam-ı Celal Suyusi kabir aleminden misal getiriyorum. Bu taraf göz alabildiğine, bazı kabirlerde cennetten pencere açılır. Tatlı, reyhan, kokulu, serin, nefesli, sabah rüzgarları eser, makamını görür sürurla. Bazı kabirler cehennem kapısı açılır, makamını görür elemle. Muhteremler, ahiret maliki yevmiddindir. İhtiyar yoktur. Zatın birisi kabre girdi, esselamu aleyküm ey mevtalar deyince mevta ve aleyküm selam diyemedi. Keşif sahibiydi. Ben selam verdim, farzdır selam. Niçin? Selam vermek sünnettir, almak farzdır, niye almadın diye mevtaya sorunca keşif sahibi dedi, ve aleyküm selam demek sevaptır. Selam verene bir sevap, alana sevap yazılır. Biz ölümüyle amel yapmaktan men edildik. Ve aleyküm selam diyemeyiz çünkü amel sayılır. Anlamadınız. Kabirdeki mevtaya dedi, selamun aleyküm. Keşif sahibi, kabri gören biri. Hiç cevap vermedi. Keşif sahibi dedi, ya selam vermek, sülmek, sünnet almak farzdır. Niye almadın? Kabirde amel yapmak yoktur. Ve aleyküm selam deseydim bana hasenat yazılmak lazımdı. Allah kabirlerde ameli kesmiştir. Cevap veremem ki. Zatın birisi kabirde namaz kıldı. Selam verdi, arkada bir cenaze kalkmış dikiliyor.
Dedi başka eza edecek yer bulamadın mı, benim kabrimi buldun. Estağfurullah, ben namaz kıldım, sana neye eza edeyim? Bilmez misin, ölülerin en büyük ezası namaz kılamamaktır. Namaz kılamamak onların en büyük azabıdır. Sen namaz kılarak benim ateşimi yaktın. Beni namaza hasret koydun. Ah, ben de şimdi namaz kılabilseydim. Sen namaz kılarak bana azap verdin. Yani ne azabı verdi? Kılamıyor. Ah, ben de kılsaydım diyor. Kılamıyor. Hasret azabı. Muhteremler, şimdi kılmazsanız, benim ağabeyim ismi Ahmet. Ahmet vefat etti. Hanımı 18 sene rüya, 18 sene sonra rüyada gördü. Bu gittiğimde yine anlattı hanımı. 18 sene oldu, niye hiç cevap vermezsin, niye görünmezsin? Namaz hesabımı yeni bitirdim, ondan gelemedim dedi ağabeyim. Dünya senesiyle 18 sene geçmiş. 55'te vefat etti, 63'te hanımı rüya görmüş. 18 sene. Efendi, niye 18 senedir hiç göremedim seni? Namaz hesabını daha yeni bitirdim, onun için geldim buyurdu. Bir müridine mürşidi kabrine vardı. Bir müridine mürşidi kabrine vardı. Kadın mürit. Mürşidi kadına sordu, keşif sahibi. Ben seni geliyorum göremiyorum. Ne haldesin ki göremiyorum? Ya efendi hazretleri, bir kere namehreme görüldüm. Onun azabıyla beni hapsettiler. Yeni çıktım, ondan görüşüyorum dedi. Bir kere haram bir yerini göstermiş, aylarca hapse attılar kabirde. Bir kere saçını mı gösterdi, kolunu mu gösterdi, mahrem bir yerini göstermiş. Efendi hazretleri, ben hapishanedeydim. Bir kere mahrem yerimi gösterdim, onun hesabını bana çektiler. Ağabeyim 18 sene sonra hanımına görüldü. Namazın hesabını yeni verdim. Muhteremler, burada kılmayanı orada kıldıracaklar. Burada yanacaksın kılmadığına. Keşke kabirde amellerimi yapıp borcumu ödeseydim diyeceksin ama orada buna ruhsat vermeyecekler ki, orada buna izin yok ki. Namaza kalksan kalkamazsın. Ancak veli kullar, nebiler, onlar ruhları alayı illiğinde ibadet, taat onlara var. Ama senin gibi, benim gibiler esarette, kabirde. Sabit. Vallahi bir terledim, soğudum artık. Ben çamaşırı değiştirsin, bir havlu değiştirecek. Bakalım nasıl yapacak. İşimize gidiyoruz. Nerede kaldık? Nerede kaldık? Erhamir Rahim'in Errahmanir Rahim Maliki Yevmiddin'de kaldık. Orada Malik o. Kıpırdama yok. Serbestlik yok. Yine kitaplar diyor, ya Rabbim, beni dünyaya gönderseydin saçım kadar şehit olurdum. Canımı bin feda ederdim. Yeni dünyadan geldin ya diyecek melekler. İşte ne yaptınsa yaptın. Bir daha dönmek yok. İki yerde nedamet, pişmanlık var. Birisi kabirde, birisi cennette. Zaten cehennemin hepsi pişmanlık. Ateş içindeki pişman olmaz mı? Cennette pişmanlık var. Hiçbir elem yok, illa cennette pişmanlık var. Nasıl? Benim makamım bura, filan sofinin bura. O da aynı hayatı yaşadı, ben de. Onu görünce diyeceğim, keşke ben de onun gibi itaat edeydim. Yazık değil mi bana, bak noksan makamda kaldım. Cennette bir elem olacak, o da nedamet, pişmanlık. Kabirde vah diyecek, yanımdaki güzel sürurda, öteki azapta. Çok zor. Muhteremler, Münker Nekir kabirde geldiği zaman ilk suali, Rabbin kimdir? Peygamberin kimdir? Kıblen neresidir? Kitabın neresidir? Allah inandırsın, bu suallerin cevabı namazdadır. Devamlı namaz kılan Rabbim Allah diyecek, kılmayan Allah demeyecek. Hiç günde 5 kere isyan etmiş Allah. Yap demiş, yapmıyorum, sen dinlemiyorum ya, karışıp durma işime.
ölmüş Münker Nekir diyecek, Rabbin kimdir bu Allah diyemeyecek. Onun için şimdi geliyor. Bütün hesaba namazdan başlayacak. Namazı verenlerin işi kolay olacak. Şimdi oraya geliyorum. Peygamberin Resulullah diyemeyecek. Niye? Peygamber günde 5 vakiti kıldı, gece namazı kıldı, evvabin kıldı, kıldı. Muhammed Aleyhisselam bir tane namazı noksan değil ki. Yahu senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'da kaç namazı noksan diyecek melek? Hiç noksan değil. Sen utanmadın mı? Nasıl onun ismini anıyorsun? Kıblen nere? Yahu kıbleyi bırak artık. Adam Kabe'ye dönmemiş ki Beytullah desin. Namaz kılanla bir tarafa dönerlerdi. Ya bir şehir miymiş neymiş, topuzu vuracaklar, 100.000 parça edecekler. Kabe'ye dönmeyen Beytullah'ı ne bilecek? Muhterem gelin, bu namazda tekasül etmeyin. Bir tanesini çarşı pazarda geçirmeyin. Bir tanesini çarşı pazarda geçirmediğiniz gibi dünyada da geçirmeyin. Muhteremler, namazın iki yeri, ya Allah bir ustayım diye geldin, bir tane havluyu sokamıyorsun ya, şu havluyu sok deliğinden şunu bağlı, tebarek Allah. Namazın iki yeri, namazın iki, bir sırtımız dondu, sırtım zaten dondum ya. Allah'ım bir iki dakika dursam kıyamıyorum sohbete, durmasam dondum. İşte bu da böyle hoca, ahir zaman hocası böyle oldu. Dondum, yandım. Havlu sokamıyor. Namazın iki yeri var. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kıyamda, ayakta kıraat. Ben alemlerin Rabbiydim. Sen İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn demedin. Benden yardım dilemedin. Sen nasıl Maliki Yevmiddin diyeceksin. Rüküye eğilecek, hesaptan kaçacak. Doğru. Semiallahu lümen hamide. Hamd ederim o selamımızı işiten Allah'a. Hesabını ver. Secdeye kapanacak. Kalkmaya dermanı olmayacak. Ettehiyata yığıla kalacak. Ettehiyata yığıla kalıp oturunca yine azim bir meseleyle karşılaşacak. Muhteremler, Mirac-ı Saadet'in en önemli hususiyeti namazdaki kutsiyetle birlikte teşehhüd miktarı oturulduğunda okunan ettehiyattır. Şimdi bunu çok önemli bu bahis. Allah için candan bir dinleyin. Bu bahis çok çok önemli. Bunu size Seyyid Mübarek Hazretleri ile dün akşam bu meseleyi telefonda da konuştum. Size bunu inşallah anlatmaya çalışacağım. Bunu iyi dinleyin. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin mübarek beyanı ile şu ettehiyatı dinleyin. Hocası, hacısı dinlesin. Muhammed Aleyhisselam Miraç'ta bütün ehli imanın hamdini, şükürünü, malla, canla, bedenle yapılan ibadetlerini dünya insanlarının müekkili, Resulül Azamı, Ulul Azim Nebisi ve Peygamberi olarak Allah'a takdim etmiştir. Şu halde benim namazım, senin namazın, benim babamın 300 sene önceki, 1400 senedir bütün ümmeti Muhammed'in ki, kıyamete kadar bütün ümmeti Muhammed'in namazlarındaki, ibadetlerindeki her malla, dille, canla yapılan ibadetler Allah'a mahsustur ile Miraç'ta Rabbim Teala'ya takdim etmiştir. Şu halde şu tahiyyat cümlesi 4 cümle olup Miraç-ı Nebevi'de Fahr-ı Alem Efendimizle Allah ilham buyurarak Cenab-ı Hak Hazretlerine okumuştur. Birinci cümle: Ettehiyyatü lillahi vessalavatü vettayyibat. İkinci cümle: Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü. Üçüncü cümle: Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Dördüncü cümle: Eşhedü en la ilahe illallah
yeşhede enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Şimdi dinleyin artık buna. İki kitapla bunu arz etmeye çalışacağız. Ettehiyyatü lillahi ve selavatü ve tayyibat. Manası ettehiyyatü, tahiyyat ki bütün. Evet, bir şey yatmadı vallahi. Koydu geçti gitti. Bu burada havanın iyi dondu, içeriye sokmadı. Bu burada. Vah benim çilem demiş. Bu günah bana layık ki böyle oluyor. Tahiyyat ki bütün ibadeti kavliye, lisan ile yapılan ibadetler sana mahsustur. Ettehiyyatü lillahi, lisan ile yapılan bütün ibadetler sana mahsustur. Salavat ki bütün bedeni ibadetler sana mahsustur. Vettayibat, ibadat-ı maliye, mal ile, menal ile yapılan bütün ibadetler Allah mahsustur. Şu halde şart koşuldu. Allah'ın Habibi, Allah'a mahsus olan ibadetleri dil ile olanı ayırdı. Ettehiyyatu dil ile, vesselavatu beden ile, vettayibat mal ile sana mahsustur. Şu halde dille, bedenle, malla yapılan ibadet Allah için değilse Allah'a mahsus değildir. Ha, zor taraf burada. Ya Rabbim seni dilimle 100.000 sene andım. Analiz edin diliyle yaptığı zikirleri, şükürleri, öğütleri, nefsi, övünmesi, menfaati, riyası için yaptıysa Allah'a mahsus değildir. Şu halde ettehiyyat Allah'a kulluğun şartnamesidir. Bunu hiç duymadık. Bak şimdi güzel kitaplarla anlatacağım. Şu halde dil ile yaptığımız Allah için olacak. Beden için olan Allah için olacak. Hazreti Resulü Kibriya'nın hadis kıssası, muharebede ölen getirtilecek. Ey benim abdim, sen öldün. Ne için? Ya Rabbim bütün varlığımı sana vererek şehit için. Yok kahraman desinler öldün. Senin bedenin şöhret için, kahramanlık için, övünmek içindi. Öyle meşhur bir bahadır idi ki şöyle yaptı, böyle yaptı, sen de övdüler. Sen övülmek için yaptın. Ben de seni tarih kitaplarında öldürdüm. Benim için olmadı, kabul değil. Mal desinler diye yaptırdın. Malı harcayan birini huzuruna dikecek. Desinler diye. Ben de dedirttim. O kadar çok cami yaptı, o kadar kütüphane yaptı, 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 yaptı. Şu halde muhteremler, namaz o hale gelecek ki dille, bedenle, malla neyle yapılırsa nefsi terbiye ve teskiye ederek, arındırarak Allah için yapılır hale gelirse o adam ettehiyyatta oturmuş olur. Hanefi mezhebinde vaciptir. Bunu okumak vaciptir muhakkak. Ya Rabbi malımla canımla bütün bedenimle yaptım, ben de sana yaptım. Yalancı. Yalancı. Seni yalancı. Şu halde namaz mahkemedir. Namaz mahkeme-i kübradır. Namazda hesabını doğru verenin işi güzeldir. Dilimle sana kabulüm. Bedenle sana kabulüm. Canımla, malımla sana kabulüm. Her defterine geçirirler. Allah için namaza her kişi niyetine. İşte her oldu bu. Çok çok zor. İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn. Ancak senden yardım umarız. Ancak senden yardım bekleriz. Sana sığınırız. Malına güvenir, sigortasına güvenir, emeklilik maaşına güvenir. Alman milletine güvenir, dolarına güvenir, markına güvenir. İyyâke nâbüdü olmaz. Şu halde namaz kılmamak beladır. O bunların hiçbirine hesaba girmiyor. O kılmamakla olan oldu zaten ona. Kılanın işi zordur. Kılanın işi zordur. Kılmayan olan oldu. Belaya tutuldu. Onun hesabı dura koysun. Kılanın işi nasıl olacak?
Muhakkak kıyamet günü kulların amellerinin önce muhasebesi görülecek olan namazıdır. Eğer namazı eda cihetinden tam bulunursa namazları kabul olunur. Hadis. Namazlarının kabulü sebebiyle diğer amelleri noksan da olsa kabul olunur. Namazını devamlı kıldıysa kabul olunur. Namazının kabul olması ile diğer amelleri noksan olsa da kabul olunur. Eğer namazları noksan çıkarsa o namazlar kabul olunmadığı gibi reddolunur. Bu sebeple namazı reddolduğu gibi hiç ameline bakılmaz, küllüsü reddolunur. İşte budur. İlk hesap namazdandır. İlk hesap namazdandır. Bunun içindir. Müslümanın direğidir. İmanın nişanıdır. Günde 5 kere Allah'a gider gelir. Bu yaman bir tüccardır. Şu kul senede bir gider. Bu ayda bir gider. Bu da her gün 5 kere Allah'a gider gelir. Ticaret yapar. Büyük tüccar olur. Ya adamın namazı yok. Allah'ına hiç alışveriş yapmamış. Kiminden yaparsa yapsın 5 kuruş etmez. Dese ki bütün fabrikalar benimdir 5 kuruş etmez. Mercedes fabrikaları benimdir 5 kuruş etmez. Tinsen benimdir desen etmez. Allah'ına hiç alışverişi yok ki adamın. Bugün Avrupa pazarına girmek için ne kadar özeniliyor, imreniliyor. Avrupa'ya gelirse Türk işçileri Avrupa'da serbest dolaşacak, ortak pazara girerse. Girdi Kastamonu, Diyarbakır, göçmen kuşlar buraya yuva yaparlar. Gece kondu yaparlar. Müsteri Allah biliyor Dortmund'a. Allah'ına alışveriş yok ki, ortak pazar böyle olur da. Ya Allah, 5 kere alışveriş yapan ne kar eder? Onun için önce hesap namazdandır. Onun için Allah Resulü buyurdu. Muhakkak kıyamet günü kulların amelleri önce muhasebesi görülecek olan namazdır. Eğer namazı eda cihetinden tam bulunursa, tam kıldıysa kabul olunur. Namazların kabulü sebebiyle diğer amelleri noksan da olsa kabul olunur. Eğer namazları noksan çıkarsa o namazlar kabul olunmadığı gibi reddolunur. Bu sebeple diğer amelleri de reddolunur. Al bakalım. Şu halde ne oldu? Ettehiyyatü, diline yaptığın Allah için olacak. Vesselavatü, bütün bedenle yaptığın Allah için olacak. Vattayibatü, bütün mallarından Allah için olacak. Onun için olmadıysa namaz reddolacak. Zaten ondan sonra adamı kovalıyorlar. Ettehiyyattan sonra esselam esselam kaçıyor. Veremedi ki hesabı. İkinci cümle. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey yüce peygamber, selam, selamet, Allah'ın rahmeti, bereketi senin üzerine olsun. Selam, selamet, rahmet ve bereket biz peygamberler, velikler cemaatine, Allah'ın salih iyi kulları üzerine olsun. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Şimdi muhteremler, buranın bahsini 2-3 vecihle huzurunuzda arz etmeye çalışacağız. Bu elimdeki kitap Şemsül Şumuz. İçinde Mecdi Talit var, Tasavvufu Hayat var. 5 kitap bir araya gelmiş. Mecdi Talit efendim, Seyyid İbrahim Fasih tarafından yazılmış, Tarikat-ı Nakşibendiye'nin özelliklerini, hassasiyetini, adab erken usulünü anlatıyor. Bak bunu unutmayın, bir daha söylüyorum. Bu kitap Şemsül Şumuz. 5 kitap var içinde, 5 bölüm. Bir bölümün adı Mecdi Talit tercümesi. Müellifi Seyyid İbrahim Fasih. Bu kitap ne üstünedir? Tasavvuf nedir? Nakşibendi nedir? Ameli nasıldır? Şimdi Mecdi Talit'i açıyorum. Sayfa 54-55. Ettehiyyatı'ya geliyorum şimdi. Buyuruluyor ki İmam-ı Gazali İhya-i Ulumüddin'de Şafii imamlarından Şaf İbni Hacer-ül Mekki Risale-i Şerri Abbasiye'de, sonra
Avarif Marif Sühreverdi, Şahabettin Hazretleri Avarif Marifet'te Ettehiyyat'taki selamın hukukunu nakletmişler. Şimdi buyuruyor ki Esselamu aleyke eyyehen nebi ve rahmetullah ve berekatuhu. Ey yüce peygamber, selam selamet, Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Selam ve selamet peygamberler ve melekler salih kulların üstüne olsun. Şimdi buyuruluyor ki namazın son oturuşunda Esselamu aleyke dediğin zaman Peygamber aleyhisselamın muhteşem şahsiyetini gönlünde hatırlamayı unutma. Ol veçiyle ki senin selamını melek-i kiram huzur-u risalete arz eder. Demek ben şimdi ettehiyyat okudum. Esselamu aleyke eyyen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu derken Allah Resulü'nü hatırlayacağım. Benim bu selamıma melekler Resulullah'a götürecekler. Bununla Ali'nin oğlu Mehmet Yarbay sana namazda selam ediyor ya Resulallah. Allah ruhunu iade edecek ve aleyküm selam ya ümmeti diyecek. Bu şek şüphe yok, muhakkak. Kim bana selam verirse Allah ruhumu iade eder, ben onun selamına mukabele ederim. Kim bana selam verirse muhakkak onun selamını melekeler bana getirir. Şu halde şimdi ol Habibullah bizim şefaatçimizdir ki Miraç'ta bütün ümmeti adına Ettehiyyat'ı okumuş ve Allah ona selat etmiştir. Birinci açıklama bu. Yine Şafii imamlarından Şab İbni Hacer el Mekki Esselamu aleyke izah ederken Risale-i Şerh-i Abbasiye'de Esselamu aleyke sözünde Hazreti Peygamber Efendimiz'in muhatap olması, ümmetinden namaz kılanların belli olması, daima ümmetiyle beraber hazır nazır olduğunun bilinmesi, üstün amellerden olan salavatlı ümmet için şehadet etmesi, bu söz söylenirken Resulullah'ın huzurunda bulunduğunu, Hak Teala'yı düşünmekle huzur ve huşu arttığını teyit etmiştir. Demek Esselamu Aleyke'yi öyle diyeceğim ki ben Resulullah'ın huzurundayım. Benim selamımı alıyor. Ben onun vasıtasıyla irtibattayım. Onun vasıtasıyla Allah'ın huzurundayım. 2-3 Şafii imamlarından Şahabettin Sühreverdi Kattesallahu Sürali Hazretlerin Avarül Marif adlı eserinde selavat yaklaşmaya vesile olduğunu, namaz kılan müminin Hazreti Peygamber Efendimiz'e selam ederken kalp gözleriyle risaletini canlandırması lazım geldiğini beyan etmiştir. Şartı şudur ki peygamberin suretini değil siretini canlandırıp gözleri böyle, sakalı şerifi böyle, cemali böyle olarak değil, o Allah'ın Habibidir ve Resulüdür. Şu halde Esselamu Aleyke Eyyen Nebi ve Rahmetullahi Berekatuhu derken Resulullah'ın ravzasının önündesin. Arada ince bir perde var ve kitaplarda 100 menkibe okudum. Esselamu Aleyke Eyyen Nebi ve Rahmetullahi Berekatuhu deyince ve aleyküm selam ya filan kes diye cevabı dünya kulağından duyan çoktur. Ve Esselamu Aleyküm filan kes filan oğlu filan. Şöyle Ettehiyyat'ı okumak Resulullah'la bir nurani irtibattır. Fatiha'yı okumak Allah'la kulun arasında irtibattır. Günde 5 vakitte bu kadar irtibat kuranı Allah Resulü unutur mu? Unutmaz. Selat selam getirdiğin için unutmaz.
ve alâ ibadillâhi sâlihîn. Allah'ın bereketi, inayeti, rahmeti, efendim, salih iyi kullar üzerine olsun. İşte bunun içinde, ya Rabbim, ben de salihlerden say. Beni de iman cihetiyle ancak Allah'ın bereketi salih amel işleyenlere. Dün akşam kavusumuz Seyyid Abdülbaki'nin oğlu Seyyid Mübarek Hazretleri'nin telefonunu aradım. Bu bahsi okudum telefonla. Dedim böyle buyuruyor 3 tane büyük Şafii. Dedi zaten işin aslı budur. Namaz öyle bir ruhani yaklaşmadır ki Allah'ın huzurunda durdurduğu gibi namaz ile kul ümmeti Resulullah'ın huzurunda durdurulur. Buna ait iki kıssa var. O kıssaları da nakledeceğim. Birisi Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin halifesi Molla Hıdır'ın kıssası. Medine-i Münevvere'de namaz kılınıyor. Namazın sonunda mihraptaki Vehhabi imam, ya Resulullah medet ya Resulullah demek nedir? Böyle olur mu? Ölmüş gitmiştir. Böyle yapmayın. Şirktir gibi konuşunca Molla Hıdır Mardinli, Arapça dili zaten ana dili. Bir de Molla büyük bir alim imama cevap vermiş. Sen namaz kılıyor musun? Zaten imam ya o namazı kıldı da oturdu konuşuyor. Kılıyorum. Etteyyet okuyor musun? Okuyorum. Allah-u Teala 14 asırdır Esselamu Aleykeyyen Nebi ve Rahmetleri Berekatı diyor. Sure-i Ahzab 56. ayeti celilede Allah melekler salihler ona selat selam eder siz de edin diyor. Buna Allah emrediyor. O zaman biz bu ölmüş gitmiş de niye 14 asırdır söylüyoruz diyor. Ya etteyyat okumayalım şirk ise veyahut okuyorsak Vehhabi gibi düşünme. Duyuruyor Allah bunu ona. İmam diyor taş oldu kaldı. Ne bir kelam konuşuyor ne yüzü değişiyor. Millet diyor bir imama bakıyor bir bana bakıyor. Bir imama bakıyor diye imam lal oldu taş oldu dili. Seyyid Mübarek bir kıssa anlattı. Dedi Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin ikinci halifesi şimdi menzilde dergahın medresenin üstadı Molla İbrahim Mardini onun başından geçiyor. Delail Hayret okuyor Molla İbrahim. Vehhabi imamın birisi elinde delaili görünce diyor ki hoca sen şirk koşuyorsun Allah'a karşı. Ne yapıyorum? Allah Resulüne salatü selam getiriyorsun. Vehhabi kitabı Resulullah'a iman et ama ona ibadet etme diyor. Resulullah'a ibadet salatü selam getirmektir. Resulullah'a ibadet veladet doğum gününde mevlid okumaktır. Vehhabi kitabı diyor ki doğum gününde mevlid okuyan anasıyla zina edenden daha eşittir. Muhammed Aleyhisselam'a ibadet ediyormuşuz biz. Vallahi İbrahim'a hoca deyince şirk diyor senden bahis açalım. Ben seni ikna edersem sen ehli sünnet ol. Sen beni ikna edersen ben Vehhabi olacağım. Dün akşam anlattı. Ben dedi bizzat dinledim. Kabul diyor hoca. Diyor bu salavat-ı şerifiyi okumayı bu şirki bana Allah öğretti diyor. Vallahi İbrahim. Hani şirk dedi ya imam. Bu salavat okumayı bu şirki bana Allah öğretti. Ya Allah nasıl öğretti sana? Diyor etteyyat okumuyor muyuz? Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetu berkat demiyor mu? Diyor. O zaman Allah da şirk koştu diyor. Ne oldu hoca şimdi diyor. O zaman Allah da şirk koştu. Muhammed Aleyhisselam'a salat selam getirdi. Rahmet bereket duası etti. Tevfikini gönderdi. Duası denmez de Allah. İnayetini indirdi. Estağfurullah dua olmaz Allah'ın ki. Tevfikini, inayetini, rahmetini indirdi. Bana Allah öğretti bunu. O hadis getiriyor, bu çürütüyor, o getiriyor. Çok da hadis bilirmiş o hoca. Diyor vallahi ben sünni oldum. 3-4 hoca birleşiyorlar. Diyorlar siz hak söylediniz, biz ifrat ediyoruz. Muhteremler Muhammed Aleyhisselam'a
getirilen selavatlar, tazimler mecazdır. Hakikat değildir. Yemek beni doyurdu. Allah mı doyurdu, yemek mi soruyorum. Su beni kandırdı. Su mu kandırdı, Allah mı? İlaç, doktor beni iyi etti. Su mu etti? Yok estağfurullah. Doktor mu etti, ilaç mı? Şu üzüm salkımında mis gibi koku var. Üzümde mi var, Allah mı verdi? Şu halde şu sebeplerin arkasında müsebbi bir hakiki Allah'tır. Elmayı met etmem, suyu kandırdı demem, ilaca iyi geldi demem mecazdır. Allah ilaca şifa sebebi kıldı, suya da kandırma sebebi kıldı, ekmeğe de doyurma kıldı, doyurdum demektir. Yoksa hiçbir ümmeti Muhammed Resulullah'a ibadet etmez, Allah bir Muhammed etmez. Bir tane misal gösterin ki etti. Bu Vehhabiler öyle ahmaktır ki Allah Resulüne tazimi yasak ederek Resulullah sevgisini zedelemek istemişlerdir. Kurudur, boştur. Vehhabi parayla satar. İki Türk oğlu Medine-i Münevvere'de Medine-i Münevvere Üniversitesi'ne girecek. Ben dedim girmeyin. Sizi Vehhabi rengine boyarlar. 700 küsur riyal maaş verecekler. Yok, biz ehli sünnetiz, onların dediğine kanmayız. Seneler geçti, iki hocayla karşılaştık, Molla Tahsin de var. Uf, ne deliller getiriyor bizim hoca Molla Tahsin. İmam-ı Azam bu, bırak o adamı diyor, adam delil olmaz diyor. İmam-ı Şafi buyurmuş, bırak o adamı. Estağfurullah ya. İmam-ı Buhari, o hadis sahih değildir, delil olmaz. Ne dedik? Daş oldu iki tane Türk. Biri Azerbaycanlı, birisi Bursalı. Daş oldu, 50 delil getirdi. Ne getirdi? Ayet oku bana diyor. Her şey ayette vardır. Ayeti anlamak Resulullah'ın işidir. O hadislerle Allah'ın Kur'an'ını tefsir tevil eder. Allah Resulü'nü aradan çıkarırsan Kur'an'dan kimse bir şey çıkartamaz. Zekat nasıl verilir? Namaz nasıl kılınır? Ne olur? Bütün bunların %90'ı hadistir. Etteyyat Kur'an'da yazılı değildir. Etteyyat hadis mealidir. Rükûsu, secdesi vardır. Ama teferruatı, adabı, erkanı, edebi Allah Resulü'nü öğretmiştir ümmeti Muhammed'e. Cibril bana öğretti, ben de size diyor işte, demin okuduğumuz hadislerde gördünüz. Şu halde bu yakın tarihte Vehhabi çoktur. Arpalarını, ekmeklerini, sularını yiyenler aranıza girer, sızar. Resulullah'a medet ya Resulullah der, sen kafir oldun der, münafık oldun der, şirk koştun der. Halbuki vesile vardır. Allah Resulü'nü vesile etmek vardır. Buna ait tevessül, istiraze bahsi geniştir. Ayrı bir sohbette anlatılır. Şu halde ettehiyyat, Esselamu aleyke eyyühen nebi derken, bütün iman eden, namaz kılanlar, iman sahipleri, Seyyid Mübarek tarif etti. Dedi, salihtir. Salih lafzı şumullüdür. Enbiya salihtir. Sıddık Ebu Bekir salihtir. Osman Zinni Reyn salihtir. Hazreti İmam-ı Buhari salihtir. İmam-ı Azam salihtir. Buradaki salihleri sınırlandırılır. Az bir cemaate verilirse ümmeti Muhammed'in bütün ameli iptal olur. Öyle olmaz dedi. Nasıl olur? Ya alâ ibadillâhi salihin. İman eden, İslam'ı, Kur'an'ı, Resulullah'ı kabul eden salihtir. Ama mertebe derece farkı vardır. Bütün ordunun cümlesi askerdir. Ere asker denir. Vallahi doğru diyorum. Onbaşıya da asker denir. Yüzbaşı da askerdir. Or general de. Ama biri general, biri subay, biri başçavuş, biri erattır. Salih makam mertebece ta Ebu Bekir'e, peygamberlere kadar makam vardır. Ama biz filan koğuştayız, o devletli filan koğuşta, ama cümlemiz salihiz. Seyyid Mübarek dedi, salihliği çok daraltırsan
Ümmet-i Muhammed namazdaki feyizden mahrum kalır. Hani salih pasaportu bulamayan geri kalır. Bulamayan ehli iman Müslümansa salih pasaportu vardır. Çok ben dedim vay anam baban nur olsun, senin anam baban şeyhi kastetmedim, dua böyledir. Yoksa daraltma, sahayı daraltmak doğru değildir. Misal yaptı. Yoğurt tahirdir. Yerdi güzel. Yoğurt tahirdir. Su kattık, ayran yaptık. Tahirdir. Zatında ayranın cesedi tahirdir. Ama abdest alamazsın Şafii mezhebinde dedi. Ayrandır. Yoğurdun ayran oluşu İlim adamının misalidir. Suyun mübarek oluşu arif ve nebinin sıfatıdır. Yoğurt zatında tahirdir ama temizleyici değildir. Su zatında temizdir, tahirdir ama temizleyicidir. Şu halde alim ile mürşit arasında fark nedir dedim. Yoğurt olan ayranla suyun arasındaki fark gibidir. Ayran zatında tahirdir ama temizleyici değildir. Ondan çamaşırı yıkayamazsın, abdest alamazsın. Su zatında tahirdir, temizleyicidir. Alim zatında temizdir ilmiyle ama ayran gibidir. Başkasını temizleyemez. Onun için su gibi arınıp arif olmayanlar irşat edemez buyurdu. Nice buyurdu. Şahız ne? Molla Hüseyin'de amel etmiş. Molla Hüseyin Diyarbakır Silvan'ın çok yüksek bir alimi. Şeyh Ahmed-i Hıznevi şeyh olmuş. Silvanlı üstadı Molla Hüseyin Suriye Hızni'ye ziyarete gitmiş. Verdiği fetvalar, yaptığı irşat insanlara bakınca üstada hayret etmiş. Demiş oğlum vallahi ben senden alimidim. Sen benden ilmin nakısıdı. Ben senin irşadının binde birini yapamıyorum. Sen irşat yapıyorsun. Demek arif başka, alim başka demiş. Burayı anladın mı anlamadın? Şu halde mürşidi kamil zatıyla temiz sureyi asırı misal gösterdik. Sureyi asırda insan ziyan içinde, hüsran içindedir. İlla iman ve ameli salih işleyen, hak ve sabırı yaşayıp tavsiye eden. Şu halde asır suresinde şart dörttür. İman, ameli salih, hak ve sabır. Hülasatül Beyan fi tefsiri Kur'an'da Müfessir Mehmet Vehbi Efendi şartı dört, rüknü ikidir buyuruyor. Zatında kendini ıslah edip kamil olmak, ebnai cinsinden başkalarını irşad etmek. Zatında kamil, zatını irşad edip hidayete ererse kamil, başkalarını irşad ederse mükemmel. Şu halde şeyhinel kamilil mükemmel dediklerimizden hem zatında kamil su gibi, zatı tahir, mükemmel, başka temizlemede, abdeste, gusulde, çamaşırda, yemekte, her yerde kullanı mükemmel. Şu halde ulemanın kamili arif olur. İlim mukaddemedir. İlimsiz amel olmaz. Amel içinde farz ihlastır. Amelden evvel farz tahsiniyet, güzel niyettir. Amelden evvel farz ilimdir. İlim farzdır. Ben namazı bilmesem nasıl kılacağım? Gusülü bilmesem nasıl alacağım? Şu halde ilimi kötülemek küfre götürür. İlim rehberdir. Yol gösterir. Yapmak ayrı, yolu bilmek ayrı. Ben biliyorum Berlin'e filan otoban gider. Gider ama ben gitmediysem ne fayda verir? Hollanda'ya iki numara gider.
Belçika'ya filan otoban gider. E ben biliyorum. E gitmezsen Belçika'ya nasıl varırsın? Şu halde amel ilimle olur. İlmiyle amel eden arif olur. İlmini bilip amel etmeyen salih olur ama mükemmel olup irşad edemez. Doktor olmak fakülteyle olur. Profesör olmak ihtisaslı olur. Burayı anladık mı? Hiç kimse bir şey demiyor. Allah bu hayret, hayret dinliyorlar. Ben de hayretteyim, bunlar da hayrette. Hep hayrette kaldık bugün. Miraç bunlar hep ha. İşte anlatılmıyor Miraç böyle. Demek namazda Esselamu Aleyke derken Resulullah'ın Risaletini hatırlamak, cesedi pakini hatırlamamak lazımdır. Yine kitapta buyurulmuş, namazda bir veliyi hatırlamak namazı bozar. Sofi, dikkat! Sofi, dikkat! Bir namazda bir veliyi hatırlamak namazı bozar. 53, 54, 55. namazda veliyi hatırlarsa namazı bozulur. Şu halde bu imam şeyhimdir. Ben şeyhimin huzurunda gibi kılıyorum. Namazın ifsad olur. Namazda şeyh girmez. Namazda Allah'ın huzurunda ihsan üzerinde olur. Ben sordum Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerine, namazda şeyhi hatırlamak, yani işte yanımda, işte önünde, işte ben yanında kılıyorum gibi onu da yanına yastık yapıp koymak namazı bozar, namazı ifsad eder. Namazda şeyhi unutun, Allah'ı hatırlayın. Namazda şeyh girmez. Güzel diyeyim Allah, bir daha nasıl diyeyim? Zikirde şeyh rabıtası evvelinde sonunda vardır. Zikir çekerken Allah 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 derken Allah hatırlanır namaz gibi. Sordum peki dedim Seyyid Sultan Muhammed Raşid Hazretlerine. Düşürdüm bana şu hırkayı giydir. E kurban peki zikirde şeyh rabıtası dedi evvelinde olur. Gönlünü dünyadan cam sileceğininki gibi tahir etmek için. Vesveseyi savmak için. Zikire girdin, Allah Allah'a başladın, la ilahe illallah başladın, artık şeyh kalmaz. Şeyh kalmaz. Namazda şeyh kalmaz. İmam efendi, Mustafa efendi, müezzin. E bu bizim şeyhtir dedim, bozdun. Allah'ın bir abdidir, imamdır diyeceksin. Şeyhi getirme, bu bizim şeyh değil Allah için. Namazın içinde ettehiyatta elhamda şurada burada şeyh oldum. Şeyhi yanıma aldım, üstüme giydin, namaz fasit olur. Namazınız mahvu perişan olur. Yalnız Esselamu Aleyke de Allah'la Resulü arasında bu böylece Miraç'ta vaki olduğundan, Rabbimizin dilemesiyle böylece vukua geldiğinden, cesetle, etle, kemikle değil, Hazreti Resulullah'ı risaletiyle hatırlamak vardır. Risaletiyle. Nefi ispat çekerken de var. Onu da söyleyelim. La ilahe illallah, la ilahe illallah çeker çeker nefesini hapsetti. Sonunda kalbinden nefesi vermeden Muhammed'den Resulullah der. Bak şimdi yapıyorum. La ilahe illallah. La ilahe ilahlar yoktur, Allah vardır. La ilahe hiçbir maksut yoktur, Allah maksuttur. La ilahe hiçbir mahbub yoktur, Allah mahbubtur. Hiçbir mevcut yoktur, Allah'ın yaratmasıyla vardır. Böylece dedi, Muhammeden Resulullah der sonunda. Kalpten dil hiç oynamıyor, nefes yok. Nasıl mana verir? Ya Rabbim, la ilahe illallah dedi durdu ya. Ya Rabbim bu Muhammed Aleyhisselam senin Resulüdür diye verir. Sonra salar nefsini. İlahi ente maksudu rızayke matlubi der sesli. Kendi duyacağı kadar. Ya Rabbim maksudum sensin. Senin rızanı istiyorum. Dikkat edilirse Resulullah nefi ispat. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah da bile cesetle, şemayille değil. Risaletle bu Muhammed Aleyhisselam
senin Resulündür. Duydunuz mu kardeşlerim? Allah bir hepsini hatırlattırıyorum. Bildiğim kadarını söylüyorum. Allah sizi bizi mağfiret etsin. Ateş azabından halas etsin. Kaç oldu saat? Kaç saat oldu? Kaç saat oldu? Su oldum yine ya. Allah diyor. Kardeşim bu Miraç namaz Miraç'tır da bu namazı nasıl bitireceğiz? Namazı ben bir sene anlatırım Allah bilir. Bir sene namaz anlatılır. Ama kılması çok zor. Bizim hanıma okudum. Diyorsun bülbül gibi okuyorsun anlatıyorsun da erkeğisin böyle kılsana diyor. Ula hanım deme böyle bunu kılmak er kişilerin işi ben kılamam dedim. Anlattım dün yanımda çalışıyorum. Ya hanım bu da varmış. Diyor bülbül gibi alem der. Hoca da der sen de dersin. Erkeksen böyle okuduğun gibi kıl sana deyince dedim Allah abi ben kılamam öyle. Hoşuna gitti. Hak söyledi diyor. Hoşuna gitti. İyi avukat buldunuz. Ama böyle kılmaya çalışacağız. Kılmaya da çalışacağız. Çalışacağız kardeşlerim. Şimdi bir meseleyi söyleyeyim bakayım. Azıcık bir nokta var. Çok önemli. Ta orada kaldık. Muhteremler, namazda 15 vasıf var. 12 tane faydası var. 8'e geldik. 4'ünü atladım. Önemli bir yeri olduğu için namazın 15 vasfı var. 15 vasfı dikkat edin şimdi. Önemli bir yeri söyleyeceğim. Bakalım Allah ne gösterir. Hadis-i şerif. Her şeyin tahakkukuna delalet eden bir alameti vardır. Bunu dinleyin. Bu çok hoş bu tefsir. Her şeyin tahakkukuna delalet eden bir alameti vardır. İmanın zahir görünüşü itibariyle var olduğunun alameti namazdır. Çok ağır bir hadis. Her şeyin zahirde bir alameti vardır. Halı, alameti var işte dokunmuş. Tahta, mermer alameti var, taş. Ha, her şeyin alameti delalet eden vardır. İmanın zahiri itibariyle alameti namazdır. Şimdi ağırlaştı. Şu halde şu hadis-i şerife ne dersin? Her kim şer'i özrü olmayarak namazı terk ederse kafir olur. Şimdi bunun tefsiri çok ağır. İki yerde nakledilmiş. İnşallah anlatmaya çalışacağız. Her kim namazı terk ederse kafir olur. 67 madde 12. Şuraya da geleceğiz efendim şurada. Bizimle hadis bu da. Bizimle onların arasında ahit namazdır. Müslümanlar Allah'a ahdinde namaz kılmayı vaat ettiler. Bizimle kafirin arasındaki ahit namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur. İki tane hadis oldu. Her kim namazı terk ederse kafir olur. İkinci hadis, bizimle onların arasındaki ahit namazdır. Kim onu terk ederse kafir olur. Şimdi bu ne demek ona gelelim. Önemli bir bahistir. Bunu söyleyelim. Çok söyleniyor. Ne mana olduğunu ülemanın beyanıyla tefsir edelim. Bu hadis-i şerif şöyle tevil edilmiştir. Kafir olur tabirinden murat. Kişinin yapışıp tutunduğu şey elinden çıkmasıyla bir binanın direğinin çökmesiyle binanın çökmesi gibi namaz ipi elinden çıkmasıyla imandan soyulmaya yaklaşır demişler. Demek imanı tutan namaz. Şu binayı tutan şu demir direkler. Hakikaten samimi söylüyorum. Şu demir direk, şu demir direk. Yık! Allah biliyor üst kat çöker. Şimdi şu demir direk namaz. Şu çatı iman. Şu çatıyı tutan şu demir direklerdir. Sözüm doğru Allah aşkına doğru. Şu imanı tutan şu namaz. Yahu bunu yıkarsan bu çatı yıkılmaya layık olur demişler. Kafir oldun demiyorlar da yaklaştın. Ya sallama direği camiyi yıkacaksın.
yaklaştın. Ya ne kadar hoş söylüyorlar ya. Namaz direğinin kopmasıyla imandan soyulmaya yaklaşır demektir. Camiyi sayır, Camiyi sayır kitabında şöyle tevil edilmiş. Küfür eden kimsenin göreceği kötü akıbet, akibete, azaba namazı terk eden müstahak olur, küfre yaklaşmış gibi diyor. Demek namazı küfür eden kimse nasıl çirkin azaba, hesaba çatılır, namazı kılmayan da öyle yaklaşır, aynı azaba gider. Sanki küfüre yaklaşmış gibi. Zinaya yaklaşmayın. Zinayı işlemeyin ayrı hüküm, yaklaşmayın var. Zinaya yaklaşmak, kadınla tenhada oturmak, gülüşüp oynaşmak, hafif sarılmak, artık bunlar zinanın mukaddemesidir. Zina yapmayın dememiş Allah-u Teala. Dememiş dediğim, evvelinde yaklaşmayın demiş. Yaklaşmak zinanın kapısını açar. Gülüşürken, oynaşırken bir de makas aldın mı işkarman çorman olur. Ha, namazı da kılmazsan yaklaşırken kafirin azabı gibi azaba girersin, küfre de yaklaşırsın. İlla kafir olur dememişler. İkinci hadis, kalpleri kafir oldukları halde gösterişte Müslüman gibi davranana münafık denir. İkincinin tevilini yapıyor Camiyü Sayır. Bunun tefsirinde efendim, kalpleri kafir olduğu halde gösterişleriyle namaz kılarlar, bunlar münafıklardır. Münafık olduğu halde İslam muamelesi görülmeye sebep nedir? Namazdır. Yani kalbinden iman etmiyor. Asr-ı saadette var. Resulullah'a inanmamış. Ama görünüşte Müslüman gibi. Bazı alametlerle münafıklıkları çıkıyor. Pekala. Şimdi bunlara Müslüman muamelesi yaptıran nedir? Namazdır. Kalbinden kafir, dışından namazlı. Sen buna kafir diyemezsin ki. Ha, şimdi onların namazı onlara hüsnü zanla Müslüman dedirttiği gibi namazı alıverirse münafığın küfrü çıkar. Ha, İslam'ın da Müslüman'ın da namazını alıverirsen geriye ispat edeceğin delilin kalmaz. Münafık kalpten kafir. Namaz kıldı Müslüman gibi görünüyor. O münafığın namazını elinden alsan geriye ne kalır? Münafıklık, kalbindeki küfrü kalır. Bir Müslümanın da imanının direği namazdır. Namazını elinden alıverirsen kafir olmadı ama hani İslam'ına delili kalmadı. Şu halde şu namaz her meselenin ruhu, ümmeti Muhammed'in imanının şahidi, İslam'ının delili, hakka yaklaşmanın yolu, kabrinin pürnür olmasının sebebi, hesaplarının kabul olmasının yolu, kabul olmasının alameti namazdır. Evde baba kılar, diğerleri kılmazsa baba da namaz kılmamış gibi mesul olur. Her şeyin bir çobanı vardır. Koyunları kurttan korumaya mükellef olduğu gibi baba evin çobanıdır. Çoluğunun çocuğunun namazını kıldırmakla mükelleftir. Muhteremler, erkek çocuk 7 yaşında namaza başlanır. 10 yaşında muhakkak farz olmuş gibi kılar. Farz oldu demedim ha. Sanki farz olmuş gibi kılar. Kılmazsa hafif dövmek vardır. Kız çocukları 7'de başlar. 9 yaşında farz olmuş gibi tesettürü tamam olur, namazı tamam olur, orucu tamam olur. Evde çocuğum var, 9 yaşında kız. Bu sene şehri Ramazan tutturacak. Namazı mükemmel kılacak. Orucu tutacak. 10 yaşında oğlum var. 5 vakidi mükemmel kılacak. Talebe oğlum. Gece çok çalıştı. Sabah erken kalkacak. Şule, mule dedin mi hapı yuttun. Aylaklığı alışacak.
sonra namaz kılmayacak, sonra seni cehennemin damından aşağıya yuvarlayacak. Çocuklarınıza Allah'tan daha merhametli olmayın. Kitap diyor bunu. Allah diyor yaptır. Ey ya Rabbim pek zayıf çocuk. Ey orucu nasıl tutsun ölüverir. Allah diyor öldürmem beni. Yok sana da güvenmem. Ne olur ne olmaz. Yesin daha iyi. E o da neye geliyor? Kız çok zayıf orucu tutsun diyor yarbay dedesi ama. İşte ammasını bozdu. Allah'a isyan etti. Çıktı kadın. Çocuklara acımayın. Allah'tan daha mı merhametlisiniz? Evinizin çobanısınız. Evinizi unutarak burada sofilik şartı, burada sofilik taslamayın. Burada sofiliğiniz 5 kuruş. Evinizde 50 kuruş. Orada sofiliği gösterin. Caddede gösterin. Alışverişte gösterin. Göçmen kuş olduğunuzu unutmayın. Vatanınız ahiret, yolunuz İslam, azığınız namazdır. Allah cümlenizden razı olsun. Muhteremler, konuşmalarımda kimseyi ben muhatap tutmuyorum. Şartlı konuşmuyorum. Bu sözüm şuna ait, bu sözüm de şunlara ait, şu da şuna ait. Ben bildiğim hükmü Allah için söylüyorum. Bu bana söyledi, sana söyledi, yüzüme de baktı. Gözlerimi yumayım yahu Allah için. Yüzünüze bakmazım, tavana mı bakayım? Yüzüne de bakarım. Tatlı tatlı gülerim ama senin için gözyaşı dökerim. Hem kendime ağlarım hem sana ağlarım. Muhteremler, Allah için sohbetimde kasıt aramayın. Ben bu sözü önce nefsime, sonra Mustafa Efendi'ye din görevlisi olarak, caminin direği olarak hepimize söylüyorum. Kimse bize taş attı, beni kastetti. Ya kardeşim ben kunduracıyım. Misal bir dinle hoca. Ben kunduracıyım. Sen geldin ayakkabı istedin. Ben ayağına baktım 42 tahmin ettim. 42'yi verdim. Sana uydu. Diyemezsin ki bana uydurdu. Yahu senin ayak ayakkabıya uydu. Ben bunu dedim, bana uydu. E sen kitaba uydun, bana uymadın ki ya. Evsafın kitabı tuttu. Öyle demiyor. Yarbay bana baş attı. Ya yarbayın işi güçü yok da çimento fabrikasının taşını mı satacağım sana? Ayakkabıyı verdim, 43 tahmin ettim, verdim. Bana uydu. İyi, afiyet olsun, güle güle gel. Anlattığımda sana uydu. Şimdi adam öyle demiyor. Yarbay bana kasten dedi. Ya benim işim gücüm yok. Sen ne işime gerek? Uyduysa sen kitaba uydun. Senin ayak ayakkabıya uydu. Senin ayak 39 ben 45 versem uymaz. Sen kamil namaz kılıyorsan benim sözüm neye uysun sana? Allah aşkına yakıştırmayın. Bu bir. Varan iki.